bu çerçeve çok enteresan bir teknoloji. Nedir fark ederseniz? Bizim mevcutta kullandığımız şu anda işte önümüzde açık olan bilgisayarda da binary dediğimiz yapılar var. Ne demek binary? Birlerle ve sıfırlarla çalışan yani bilgiyi birler ve sıfırlar üzerinde saklayan bir sisteme sahibiz şu anda. İşte atıyorum şu sayı mesela 101 sayı. A harfine denk geliyor. Yani A harfini bilgisayar diline aktardığınız zaman binary 0, 1, 3-0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 neyse 6, 0, 1'e 1 gibi aktarıyor. İşte B harfini böyle aktarıyor vesaire. Yıllarda da bu teknoloji çalışıyor. Tabii çok karmaşık bir metin yazdınız falan. O da yine bu binary koda aktarılıyor. Ve binary kodda her bir karakterin, her bir harfin, her bir sayının şu ekranda gördüklerinizde benzer karşılıkları var. Bu aslında nedir derseniz yani pratikte nedir derseniz transistörlerin on off olması durumu yani açılıp kapanıyorlar. İşte ise transistör kapalı, birdeyse transistör ve elektrik var gibi. Bu transistörleri devrelerin üzerine yerleştirdiğimizde de işte mikroçiplere ulaşıyoruz diyelim. Yani eskiden mikroçip değildi kartlarda ama adını nasıl koyarsanız koyun. Transistörleri bunu koy ve iyi bir transistör tasarladığınız zaman iletişim yani bilgisayara bilgiyi verme ve bilgiyi alma, ona emir verme ve emir almayı bu sıfırlarla birlerle yönetiyoruz. Mevcut bilgisayarlarımız bu şekilde çalışıyor. Kuantum bilgisayarlarda yapı biraz değişecek. Mevcut bilgisayarlardan daha iyi olacaklar diye bir şey yok. Onu konuşmuyoruz. Mevcut bilgisayarlardan çok farklı olacaklar. Yani beyefendi söylemiş orada hocam bunu tablette olmayacak diye olmayacak. Ya hiç tamamen başka bir dünyadayız. Zaten amacı da o değil. Çünkü mevcut bilgisayarlar zaten belli işleri yapmak konusunda çok mükemmelleşmiş durumdalar. Şu demin gördüğümüz ilkel transistörlerin bu mikro çiplere entegrasyonu konusunda yıllardır bir büyük mücadele transistörleri. küçült ve daha küçük bir alana daha fazla transistör sığdırabilir. Yani bütün hikaye bunun üzerinde mikroçipte. İşte ESML'in makineler, litografi, litografi makinelerinin TSMC öyle bir kullanıyor ki 3 nanometreye kadar indiriyor bunların boyutunu. Ne demek 3 nanometreye kadar inmesi derseniz bunun muazzam bir karşılığı var. Bu Nvidia'nın yeni mikroçipleri buna Blackwell yani mikroçipleri. işte bu yılın sonunda satışa başlıyorlar. Blackwell şeylerinde mikroçiplerinde 208 milyar transistör var tekrar söylüyorum 208 milyar transistör kurucunun elinde tuttuğu şu alana sığıyorlar 208 burada aslında İki ayrı mikroçip var. Kendi geliştirdikleri enteresan bir teknolojiyle onları birbirine bağlıyorlar. Böylece 208 milyara çıkıyor. Ve daha burada gelecek yerde var. 3 nanometreden sonra her yani 2 nanometreyi zorlayacağız. 2 nanometreden sonra 1 nanometreyi zorlayacağız. Ama sistem hep aynı kalacak. Binary sistem. Bu binary sistemlerde yapay zeka ile bir sürü şeyi süper hızlı yapabiliyoruz artık. Çünkü işte matrix matematiği dediğimiz yani kompleks bir yapay zeka meselesini çözme konusunda Nvidia en iyi çiplere sahip. Açık ara. Bir de konu çipliğe bakmayın. İşte bu çipin işlediği işletim sistemi böyle diyelim CUDA. Bunun senin sistemlerine entegrasyonu, bunun kolay işlemesi için gerekli üst yazılımlar, alt yazılımlar. Nvidia bu konuda müthiş bir sete sahip ve dünyada 4 milyon kabaca developer şu anda Nvidia sistemi, CUDA sisteminin uzmanı haline gelmiştir ve burada, burada mükemmel bir sistem var. Nvidia bilançosu da yarın geliyor. Hani en sonunda bir iki ipucu verir Biz Grupta çok detaylı konuştuk bunları. Ama Nvidia bu işin piri ve çok açık ara Yani hani AMD'nin anlattığı şeyler falan bunların çok gerisinde ki bu şu andaki çip e, şimdi buna doğru geçiyor. Fakat 208 milyar çip de olsa ileride işte bunu 516 yere çıkarsan yine de hala binary. Ve binary olduğu zaman muhakkak bir hız problemiyle karşılaşıyor. Bunu nasıl aşarız diye 20-25 yıldır çalışılıyor. Yani çok da yeni değil aslında kuantum teknolojisi. Ve deniyor ki bitler yerine kübitlerle bilgisayarlarından veri alışverişi yapsak. Yani sıfır ve bir yerine kuantum mekaniğinde ayarlanıp herhangi bir, bir anda bir transistörle öyle hayal edin kafanıza tam öyle değil durum ama hem sıfır hem bir olmasını sağlasın. Okey? İşte kuantum fiziğine biraz meraklınız varsa ...bize çok aşar bugün yani. Hani beni de bir yerden sonra anlayamadığım bir şey olduğunu lütfen kabul edin. Aranızda iyi fizikçiler varsa onlar daha iyi anlar ama hayat anlaşılması en zor konulardan bir tanesidir. Kabaca herhangi bir, bir anda bir bitin yani Q bitin hem sıfır hem bir olabilme durumu var. Bu da ne anlama geliyor? Mesela iki tane bitiniz varsa İki durum olabilir. Sıfır ve bir bu. Başka bir şey olmaz yani. Oysa pardon bir tane bitiniz varsa sıfır veya bir ikisinden biri olabilir. Oysa ise hem sıfır hem bir olabilir. Böyle bir enteresan durum işte. Kuantumun tuhaflığı yani zaten kuantum altı parçacıklara doğru gittiğimiz zaman... Fizik biraz şaşırıyor. Bunu Einstein bile anlamadı. Benden de fazla anlamamı beklemeyin. Ama pratik bir sonucu var. Onu anlayabiliriz. Bunu işte Schrödinger kedisi diye mutlaka duyanlarınız var. O örnekle hep anlatılır. İşte Schrödinger'in bir deneyi bu. Yani zihinsel bir deney. Gerçekte yapılmıyor. İşte bu kutunun içerisine bir kedi koysak. Bir de kediyi zehirleyecek bir yiyecek koysak. Ama kutu kapalı olsa dışarıdan baktığımızda Kedi ölü müdür canlı mıdır? Okey, bilmiyoruz. İki durumda da olabilir diyoruz. Yani bu kübitlerde de öyle şeyler. İki durumda da olabilirler. Buna da süperpozisyon deniyor. Süperpozisyon. İki durumda da olabilir. En de sonunda da bir duruma çökmek durumunda. Ama herhangi bir given anda, yani herhangi bir verilmiş bir anda, tıpkı kedi gibi ya ölüdür ya gerçektir. Ama kutuyu açtığımız anda kedi ya ölü ya canlıdır, değil mi? Bitmiştir konu. Yani çöker. Gerçeklik çöker. Ama kutuyu açmadığımız sürece, içeriden de ses alamadığımızı varsayıyorum. Bu durumda kedi ölümü canlı bir bilmiyoruz. Şimdi kuantum, Schrödinger falan böyle hikayeler. İşte birileri alıyorlar bu meseleyi. Diyorlar ki ya bunu acaba çipleri süper hızlandırmakta kullanabilir miyiz? Diyelim ki mesela işte şeyler oluyor kilitli bavulları düşünün. Onların üzerine böyle sayılar kaydırın. <laughs> tamam mı? Üç haneli bir işte bavul şifresi olduğunu düşünün. Haneler sıfırdan veya birlerden oluşuyor, bir Bitlerden oluşuyor. Bu durumda elimde üç tane bit var ve ben diyelim ki bu şifreyi çözmek istiyorum yapmam gereken şey 8 kere denemem gerekiyor. Okey? 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 hepsi deneyeceğim şifreleri. Klasik bilgisayarlarda böyle işliyor. Bu o zaman ancak şifreyi çözebiliyorum. Kuantum bilgisayar olduğu anda her bir kubitte, burada 3 kubit olduğunu düşünün. Her bir kubitin bütün 0 ve 1 olasılıklarını aynı anda paralel işlemem mi? Bundan dolayı da 3 kubitim varsa paralel bir işlemle bir anda şifreyi çözme şansına kavuşuyorum. Çok basit indirerek anlatmaya çalışıyorum. Zaten da daha kompleksini anlatamam açık. Okay. Yani bir tanesinde bitlerle gittiğimizde her bir şifreyi tek tek denemem gerekiyor. Çünkü her bir bit sadece bir durumda olabiliyor. Kübitlere gittiğimizde kübitler süper pozisyonu olabildiklerinden şifreyi bir anda çözmem mümkün. Yani bunun tabii getireceği müthiş bir hızlandırma var bilgisayarda. Nasıl bir hızlanma? Hani başka bir örnekle anlatmaya çalışayım. Bunları da bu arada ChatGPT'ye sordum. Yani kolayca nasıl anlatabilirim diye ChatGPT bana böyle güzel yöntemler anlattı. Diyor ki bir örnek olarak diyelim ki klasik bir bilgisayarda bir sandığın içindeki altını bulmaya çalışıyorsunuz. Sandığın içinde farklı bölmeler var ve altın bu bölmelerden bir tanesi. Klasik bilgisayar yani 8 bölme olduğunu varsayarak bu 8 bölmeyi tek tek kontrol eder. Okay. Bölme 1'e bakar, yok bölme 2'ye bakar, yok bölme 3'e bakar, yok bu şekilde devam eder. Quantum bilgisayarda ise bu 8 bölmeyi aynı anda kontrol edebiliriz. Yani hepsine birden bakarız, paralel işlem yapabiliriz. Şimdi yapay zekada da zaten paralel işlem peşindeyiz. Yani iyiye getiren kolu GPU'lar üzerinde paralel işlem yapabileceğimizi buluyor. Yani e, GPU'nun tasarımı itibariyle hala bir evet binary sistem ama işte paralel işlem yapabiliyorsun. Normal çiplere göre bu konularda daha hızlı. Yani büyük keşfi bu. Fakat burada diyor ki bu daha da hızlı olabilir. Ve bunu üstel güç artar. Yani ne demek istiyorum siz size bir bilgisayarınız var klasik bilgisayarda 3 bitlik bir bilgisayarsa 3 bitlik bir işlem gücüne sahip olursunuz. 4 bite çıkarttığınız zaman 4 bitlik bir işlem gücüne sahip olursunuz. 5 bite çıkarttığınız zaman 5 bite. Kuantum bilgisayarlarda ise üstel büyüyor. Yani mesela 3 kübitiniz varsa her kübitte 2 ayrı durum olabileceğinden 2'nin 3'lü 2'nin üçlü kuvveti diye bakalım buna. Yani 2'nin üstü 2 üstü 3 diye düşünün. 8 durum çıkabilir. Okey? Yani kombinasyon hesaplarını hatırlıyorsun. 4 kübite çıktığımda 16 durum, 5 kübite çıktığımda 32 duruma gelebiliyorum. Yani 5 kübitli bir bilgisayar 32 duruma aynı anda paralel bakmamı sağlayabiliyor ve sonuca varmamı sağlıyor. Buna karşı 5 bitli bir bilgisayar 5 bitli bir duruma bakmamı sağlayabiliyor. Şimdi üstel sayılar tabii çok büyüleyici şeyler. Bu üst üste ikiye katlayarak gittiği zaman belli bir kübit sayısını geçtiğiniz zaman korkunç sonuçlara ulaşıyorsunuz. Mesela 33 kere 33 kübitli bir bilgisayarda yani 33 kez kendini ikiye katlayan bir güce ulaştığınızda işlem gücünüz 9 milyarlara yaklaşıyor. Hani öyle bir rakamla vermeye çalışın. Buna karşın 30 bit bilgisayarsa bu 30 bit bilgisayarınız oluyor sadece. Yani o yüzden şu bit sayısını artırdıkça bilgisayarın yapabileceği şeyler acayip hale gelmeye başlıyor. Fakat bilgisayarlar bundan bizim bildiğimiz bilgisayarlara benzemiyor. Bu mesela gördüğünüz önemli bir kübit bilgisayar. Google'u yanılmıyorsa. Bunların yapıları, tasarlanmaları ve yaradığı iş tamamen farklı. Beyefendinin dediği yani bu tablete dönmeyeceği için biz kullanmayacağız diyor. Biz için tasarlanmıyor bunlar zaten. Yani bunların bizim hayatımıza bireysel olarak katılacağı yok. Belki bulut hizmet olarak şu anda var öyle şeyler. E, belli bir ücret karşılığında bunlara belli işlemler yaptırabiliyorsunuz. Mesela Amazon Web Service üzerinden IQ, e, IONQ'nun yapay zeka şeylerine ulaşabiliyorsunuz. Aferin kuantum bilgisayarına ve belli işlemler yaptırabiliyorsunuz. Ama bu bilgisayarlar bizim evimize falan asla olmayacaklar. Bunlar çünkü böyle süper karmaşık, tuhaf bir teknoloji. Çünkü kuantum seviyesinde maddenin çok kararsız davranma durumu var. Ve bu kararsızlıktan dolayı da bu kuantum bilgisayarları yapmak ve işletmek süper sıkıntılı bir iş. Hiçbir şey bizim... Klasik bilgisayarlarımızın çözdüğü şey önemli. Yani Buna bunları şöyle varsaymayın. yani mevcut bilgisayarlarımızı çiplerine gittikçe hızlandırıyoruz. Sonra kuantum bilgisayara varıyoruz. Öyle değil. Kuantum bilgisayar başka bir şey. Yani mesela araba evrilerek uçağa varamadığı gibi. Değil mi? Uçak başka bir şey. Araba başka bir şey. Bunlar da başka bir şeyler. Ve aslında klasik bilgisayarların kolaylıkla çözdüğü bir sürü şeyi pek çözemiyorlardı. Bugün bir e, kuantum fizikçisi e, birisinin entesan bir röportajını izledim. Mesela 1 artı 1 eşitleri 2'de çok zorlanıyorlar. Yani böyle basit şeyleri yapmakta müthiş zorlanıyorlar. O yüzden günlük hayatta, pratik hayatta karşılıkları yok. Bizim. Bunların iyi becerdiği şey süper kompleks ve değişkeni fazla problemler. Yani esas kuvvetleri orada. Bir örnek vereyim. Mesela bir havalimanı düşünün. Havalimanında diyelim ki 20 tane kapı var. 5 uçağı o 20 kapıya verimli şekilde dağıtmak istiyorsun. Ne anlamda verimli? Diyelim ki bu İstanbul Havalimanı. Aktarmalı yolcular da geliyorlar başka yerlerden. Ve optimizasyon hedefin yolcuların en az yürüyerek, uçakların da en düşük maliyetle işleterek aktarmalardan veya havalimanına doğrudan gelen yolcuları uçaklara buluşturmak. Korkunç çok değişken var. Yani sırf 20 slot, 5 uçak kombinasyonu bir milyon kombinasyon çıkar oradan kapaca. Üzerine bir de yolcular geliyor. Yolcular başka başka havalimanlarından başka başka saatlerde geliyor. Başka terminallerden yürüyor. İçeriden yürüyenler de var. Bunun bir optimizasyon problemi olduğunu Düşündüğünüzde korkunç büyük ve karmaşık bir şey çıkıyor ortaya başlıyor ve hiçbir geleneksel bilgisayar bunu çözme yeteneğine sahip değil ve hiç de olmayacak. Kuantum bilgisayarlar teknik olarak yani veya teorik olarak işte bu tip karmaşık problemleri çözmek için hayatımıza gidiyorlar. Optimizasyon problemleri bunlardan bir örnek başka örnekler de var. Ama işletme çok zor. Sebebi de bir gördüğünüz gibi zaten toh bir alet. Hani kurması etmesi öyle bir ara yüzleri falan facia. İkinci mesele de kuantum parçacıklarının stabil tutmak çok zor. Kuantum parçacığı kendi içerisinde öyle diyelim hani sürekli oynaşan bir şey. Onu sabit stabil tutabilmek için içinde bulunması gereken odanın sıcaklığı uzaydaki sıcaklık eksi 275 eksi 276 derece civarında bir ısıya gerek var kuantum bilgisayarın olduğu yerde. Bu ısıyı sağlamak için tabii deli gibi enerji tüketmeniz gerekiyor ve inanılmaz işte klimalar kurmanız gerekiyor. İkincisi bütün bunları yapsanız bile bu Schrödinger kedisi örneğine hatırladığımız zaman kedinin kutunun içinde olduğu anla kutuyu açıp gördüğümüz an çökme diyoruz ona. Çok hızlı oluyor orada ve o süreçte stabilite iyice bozulabiliyor ve Kuantum bilgisayarlarda şu anda kuantum bilgisayarı sen çalıştıktan sonra sadece bir saniye en fazla verimi iş yapabiliyor. Çünkü bütün bu hareketli parçacıklar, bir de bunların da, iyice kafa karıştırmıyorum entanglement diye bir etkileri var. birbirine de etkiliyorlar. Yani birbirlerine bağımsız değiller aslında tam olarak. Bundan dolayı bilgisayarın stabil kalabilmesi çok zor. Yani deneyler bize gösteriyor ki süper soğuk ortam gerekiyor. İşte 270-280'ler. Bunları stabil bırakabilmek de süper zor. Stabil bırakmak zor olduğu için de çok hata yapıyorlar. Error rate'ler çok yüksek. Yani çok araştırma okudum e, ee, 1 bölü 100 hata yani her 100 işlemde bir hatayla 1 bölü 1000 hata her 1000 işlemde bir hata yapıyor. Piksellerimiz hiç hata yap. Bir bilgisayar hata yapmaz yani bunların da güvenilir şekilde kullanılabilmesi için karmaşık problemlerin çözümünde 1 milyonda bir hata gitmeleri gerek. 1 milyonda bir hatadan henüz uzağız. Fakat işte biraz gecen detayına. Bu sene gelen bazı veriler bize diyor ki oraya doğru hızlı yaklaşıyor. Oraya doğru hızlı yaklaşmak demek iki şeyi çözmemiz gerekiyor. Birincisi daha fazla kübite sahip bilgisayarlara sahip olmamız gerekiyor. Gerekiyor. İkincisi bu kübit bilgisayarlarda stabiliteyi sağlamak için de işte yazılımıyla, donanımıyla, çevresiyle, soğuğuyla vesaire bir sürü problemi çözmemiz gerek. Ve dediğim gibi uzay soğukluğunda bunun olması lazım. Fakat müthiş hızlanıldı. Mesela 2021 yılında IBM Eagle'ın 127 kübitlik bilgisayarı duyurulduğunda büyük teknolojik devrimlenmişti buna. Ee, sonra 2022'de Osprey, IBM bu konuda çok ileride bu arada, 400 kübiti duyurdu. Bunların tabii işleyiş mantıkları da farklı. Mesela Quara gün 100 mantıksal, yani 100 kübitlik bir bilgisayarı var. Ama performansı gayet yüksek olabiliyor. Atom Computing diye bir şirketin 1180 kubitlik bir kuantum bilgisayarı var. 2023'te duyurdular bunu. Yine IBM'in Condor diye bir cihazı var. O da 2023 yılında duyuldu. 1000 kubite erişiyor. Çin'den de muazzam örnekler var. Bu arada bu Çin-Amerika meselesini konuşacağım. Mesela en son örneği vereyim. Çin'in bir devletin bir politikası var bu konuda ve diyorlar ki biz 2025 yılına kadar 1024 kubitlik bir süper bilgisayara ulaşacağız. Bir kuantum bilgisayara ulaşacağız ve bunun stabilite oranı da işte biraz önce bahsettiğim 1 bölü 1 milyona yakın Böyle müthiş cihazlar makineler tasarlamaya çalışıyor ve bu işe deli para akıyor. Nerede kullanılacak? Yani akla gelen olumlu yönler. Mesela ilaç keşfi ve sağlık hizmetleri. Çünkü ilaç dediğimiz şey çok temelde yeni bir ilaç demek, yeni bir mutlu ökül keşfetmek demek. Yani vücut hastalığı yaratan genetik bozulmayı mesela bulman gerekiyor. Sonra da buna bir yeni molekül tasarlaman lazım. Bu müthiş çok değişkenin olduğu, çünkü biyolojik konular var içerisinde, kimyasal konular var, hormonlar var. İnanılmaz karmaşık bir süreçten doğru bir ilaca ulaşmaya çalışmak. Mesela kullanım alanlarında bir tanesi bu diye düşünülüyor. Finansal hizmetlerde düşünülüyor. Gülkütücü büyüğünü gör, risk yönetme, piyasa piyasa trendi tahmin etme. Gelsin ihtiyacınız yok ben varım. Ee, iklim hava modelleme. Yani hala bir küresel ısınma var mı yok mu? Nasıl etkiliyor dünyayı konusu? Hem fikir değiliz. Yani herkes işkembeden konuşuyor aslında bu konuları. Veri çünkü süper karmaşık. Yani benim sevdiğim bir bilim adamının düşüncesi o zaten. Yani doğa bitlerle çalışmıyor. Doğa kuantum düzeyinde e, değişim yaşayan bir yer. Bizim geleneksel bilgisayarlar o yüzden doğadaki bu değişimleri bu kompleks şeyleri algılamakta zorla, zorlanıyorlar diyor. Yapay zekada karşılığı var. Özellikle makine öğrenimi tarafında çok iyi sonuçlar verebiliyor. Demin bahsettiğim havalimanı optimizasyon problemini çözebiliyor. Mesela şöyle bir şey hayal edin. Bir kavşak düşünün. İşte bugün kavşakları nasıl yönetiyoruz? Ya yeşil ışık ya kırmızı ışık yakarak yönetiyoruz. Bir Kübit bilgisayarı teorik olarak o kavşağa gelen bütün araba akışını kırmızı yeşil ışığı öyle yönetecek ki hiçbir araba durmadan trafiği akıtabilecek gibi. Yani süper değişkenli bir şey. Bu tip optimizasyon problemlerinde yeni malzeme keşfinde ve kuantum kimyada. Yani o da işte yine malzeme keşfinde ilgili alanlarda kullanılacağı düşünülüyor. Fakat tabii <laughs> her şeyde olduğu gibi burada esas konu biraz farklı. Buradaki ciro büyümeleri şöyle tahmin ediliyor. 2030 yılında 9 milyar dolar ciroya ulaşacağız gibi. Yıllık %43 civarında büyüme öngörülüyor. Bundan daha hızlı veya daha yavaş gidebiliriz çünkü henüz kuantum bilgisayarların sunduğu hizmetlerden süper sonuçlar almış değiliz sebebine biraz sonra geleceğim. Fakat deri yatırım var. 2022 yılında 30 milyar dolar para yatırıldı bu işe. Şuradaki listeyi görüyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump döneminde kuantum bilgisayarlara 1 milyar dolar her yıl devlet yatıracak dendi. Çin 15 milyar dolar yatırıyor. Yani aralarında böyle açık fark var ve yapay zeka teknolojilerinde Amerika önde. Kuantumda ise açık ara Çin şu anda önde. Ve Avrupa bu konuda mesela yapay zekada çok gerideyken Avrupa kuantum e, bilgisayar tarafında Amerika'nın ilerisinde şu an. Böyle enteresan da bir rekabet dünyası var burada. Ama konu en de sonunda geliyor. Nereye dayanıyor? QD. -day. Ne demek QD? Şurada kısa geçtim ama ne diyoruz? Bu da siber güvenlik diye bir meselemiz. Bu bilgisayarların işlem gücü Mesela şu andaki Bitcoin'deki e, işte, çiftli e, şifre mekanizmasını kolaylıkla kırabiliyor. Yani teorik olarak kırabiliyor. Pratikte kıramıyoruz. Niye? Çünkü bir saniyeden fazla akıl tutamıyoruz. Hemen stabiliteleri kaybediyor. Fakat teorik olarak bu makinelerin işlem gücü Bitcoin gibi süper karmaşık bir şifrelemeyi, 16 bitlik bir şifrelemeyi bile kolaylıkla çözüyor. Teorisi bu bu işin. Bu nedenle de fikir şu. Birisi buna ulaşabilirse encryption'ı yani şifrelemeleri kıracak güce ulaşabilirse o zaman kıyamet kopar. Hatırlayın, demi verdiğim örnekleri. Amerika'nın elektriklerini tamamen kapatıyorsun. Türkiye'nin güvenlik ağını tamamen çökertiyorsun. Yani işin içerisine dijital bir süreci girdiği ve şifrelemenin olduğu her şey bir anda çöküyor. Mesela ben o dün ya bu İran Cumhurbaşkanının 1968 model bir helikopterle uçması bana mantıklı gelmedi açıkçası. Belki de bu tip saldırılara karşı helikopteri korumak için mekanik helikopter kullanıyor olabilir. Çünkü sonuçta bir helikopteri hacklemek istediğinde de yine belli encryption'ları kırman gerek. O yüzden buna q -Day diyoruz. Yani q -Day ulaşan abi herkesi mahvedecek meselesinde. Ve bunun hazırlıkları şu andan var. Mesela Apple e, ne zaman açıkladı bunu? İki, Şubat 2024'te. Yani yakında çok yakında. Dedi ki benim iMessage'larım artık kendilerini şeye karşı koruyorlar dedi. E, kuantuma hazırız dedi. Yani kuantum saldırısı olursa ileride biz ona karşı kendimizi korumaya aldık dedi. Nasıl alıyorlar bilmiyorum ama savunmaları böyle. E, Google, Microsoft ve IBM bir işbirliği kurdular ve bu işbirliğinin amacı e, kuantum e, karşı Amerikan teknolojileri nasıl kurulur? E, Dünya Ekonomi Örgütü, World Economic Forum, e, yapay zekayı ve kuantumu en büyük global tehditler arasında da görüyor. Çünkü bu kuantum meselesi makine öğrenmesiyle birleştiği zaman yapay zeka ile katılmaya başlayabiliyor. Biraz sonra konuşacağız. da bu oyunun zaten içerisinde olan firmalardan bir tanesi. Böyle bir enteresan döneme doğru gidiyor ve burada yani burada Amerika ile Çin dedim ama yani Batı ile Çin büyük bir kavga yazılıyorlar ve kuantum supremesiye Öyle deniyor buna. İlk ulaşan öbürünü mahvedecek deniyor. Ne demek kuantum supremacy? Bilgisayarın yani kuantum bilgisayarının normal bilgisayarlarda çözülen bir problemi süper hızlı şekilde çözmesi ve bunu tekrar yapabilmesi yani stabilite kazanması. Ve bundan ilgili arka arkaya çok haberler geldi. Yani Google işte süper kompleks bir matematik problemini e, normal süper bilgisayarların çözeceğinden bir milyon kat daha hızlı çözeceğini söyledi. Kendi şeyinde, kuantum bilgisayarında. Çin aynı matematik problemini Google'un çözdüğünden bir milyon daha hızlı çözdüm ben dedi. Ve dedi, stabilitem de daha yüksek dedi. Buna ilgili sürekli makaleler yayınlanıyor. Bilim adamları bunları inceliyorlar. Fakat gidilmeye çalışılan yer kuantum supremacy. Ve buna ilk ulaşan yapay zekadan da hızlı olarak karşı tarafın bütün sistemlerine saldırma ihtimali var işin olumsuz yönü. Fakat parayı buraya bu akıtıyor ama bir de yönü var. Deminden ben anlattığım sağlık sorunlarından, çevre sorunlarına, ilaç meselelerine kadar pek çok bugüne kadar çözülemez dediğimiz problemi çözmekte de mümkün hale gelecek. Bu çerçevede Baktığımızda patent sayısına baktığımızda mesela Çin açık ara lider burada görüyorsunuz Amerika çok yerlerde. Yine burada ee, devletin fon aktarımları olarak baktığımızda da Çin yine Amerika'nın çok üstünde. Çin 15.3 milyar, Avrupa Birliği 7.2 milyar, Amerika 1.9 milyar dolar idi. 2023'te de bu alana giden yatırım bir miktar yavaşlamıştı biraz. Yap yapay zeka çok kaydı Amerika. Yani bütün parayı işte Nvidia'ya falan gömdü. Şimdi bunu geri dönüyorlar. Yani şimdi kuantum bilgisayarlarındaki bu süper açık ara ezilmişliği kapatmaya çalışıyorlar. Çünkü evet Amerika Yapay zeka da çok ileride, mikroçipler de çok ileride. E, TSMC ile beraber. TSMC de aslında temelde bir yani Çin firması. Tayvan, Çin öyle düşünün. Ama ayrı kalmış bir yer. Bu tarafta ise, Quantum'da ise Çinler süper kuvvetliler. Ve Q-Day meselesi artık teknoloji çevrelerinde süper çok konuşulan bir mesele haline gelmiş durumda. Peki, böyle baktığımızda yatırım fırsatları neler? Bir kere aranızdaki kriptocular için şöyle bir şey gözüküyor. Ben evet, bunları maalesef konfirme e, edecek kadar teknik bilgiye sahip değilim. Fakat bazı coinler şu andan bu e, kuantum bilgisayarlarının şifre kırma saldırılarına karşı hazırlıklarını yapmış durumdalar deniyor. Yani ben Grok'a sordum mesela. Twitter Grok'a. İşte o da kendi de anlatılan tweetlerden yola çıkarak böyle bilgi veriyor. Zaten altta diyor ki yani çok da güven bu bilgi geliyor ama işte burada ben, ben, ben tanıyorsunuz ben hiçbir tanımıyorum açıkçası. Algo'yu bir tek biliyorum. Algo, Quanks, XDC, HBAR gibi farklı kriptoların buna hazır olduğunu biliyoruz. Bitcoin hazır değil bu arada. E, bir, orada bir soft fork gerekecek günü geldiğinde. E, o yüzden hani mesela kripto seçerken pratik hayattan bahsediyorum. Ya buna hazır mı değil mi bakmakta fayda var. Ve belki de bu tip kriptolar belki tamamen belki deyiz. Çok araştırdım bu konuları. Aranızda benden daha iyi kriptolar olduğunu biliyorum. Ee, o yüzden kendimi aşan teknolojilere söylemek istemiyorum. Ee, fakat belki e, bu tip kriptolar ileride bu Q day olduğunda değerleri süper sıçacak. Çünkü bunlara saldırılamayacağını bileceğiz. Bitcoin, Ethereum gibi Büyük kriptolar buna ne zaman önlem alacaklar bilmiyorum. Yani önlem alınabiliyor deniyor. Bilmiyorum yani. O önlem bir süper bilgisayara karşı bizi nasıl kurur ben bilmiyorum ama önlem alma ihtimali var ve Bitcoin'de de bu işte soft fork'la bu işi çözmek mümkündür meselesi var ama henüz hazır değil. O yüzden bir yatırım alanı bu. İkincisi pratik olarak günlük hayatınıza baktığınızda kullandığınız aplikasyonların mesela Apple'ın Messenger'ı bu konu ileri gitmiş. Bu işe hazır olması çok çok önemli. Çünkü yani bizim kişisel bilgisayarımızdaki şifreleri çözmek, banka hesabı şifrelerimizi çözmek falan filan bu, bu makine için oyuncak gibiler. Ve bu şey gibi olmayacak. Yani yapay zekada chat GPT işte işte üçle karşılaşınca bir anda yapay zeka ne güzel bir şeymiş falan dedi. Böyle olmayacak. Bu bir felaketle olacak. Yani Q-Day'de birdenbire atıyorum Amerikan Merkez Bankası'nın hacklendiğini göreceğiz. Atıyorum işte JP Morgan'ın içerisindeki bütün hesapların boşaltıldığını göreceğiz. Atıyorum işte Avrupa'nın bütün etiklerinin gittiğini göreceğiz. Bir şey göreceğiz. Yani o zaman diyeceğiz ki Q day gerçekleşiyor. Çünkü bir bilgisayar, bir kuantum bilgisayar stabil olarak belli bir süre çalışarak bir meseleyi mevcut bilgisayarlardan milyonlarca kat daha hızlı bir şekilde demin gördük üstel büyümenin ne olduğunu çözebiliyoruz.